Ya dayım var ya, muhtar peygamber demez artık. Önce Güllü'yü kovacak, sonra beni. Aha bak, buraya yazıyorum sana. Kız başka çare mi bırak Zeki Ramazan? Kovmayacak da ne yapacak? Turşusunu mu kucaklayın? Ya emme, hep o Gülizan'ın suçu ya. Yemin ediyorum sana. Ya orada o kadar insanız biz. Sen ne kavga mevzusu açıyorsun kardeşim? Kalkın boynuzlular, kalkın. Ne oldu kız? Siz burada pineklerken kız odada beyle işi uydurdu. Dayımla mı kız? Ya sen şöyle dur hele. Sanki elinden bir şey gelirmiş gibi. Yasin Ağa koş. Vallahi da işi uydurdular, billahi da işi uydurdular. Koş. Hadi estağfurullah. Bey'e bir diyeceğin mi vardı? Ben... Bitmedi mi hala bunların konuşması? Evet hemşire. İşiniz bittiyse seninle konuşacaktım abi. Buyur hemşire. Seni dinliyorum. Bir saattir içeride konuşuyorsunuz. Kararını verdin mi? Ne zaman gidiyor bu kız çiftlikten? Gitmeyecek. Ramazan'la evlenmeyi kabul etti mi? Hayır. İstemiyor Ramazan'la filan evlenmek. Zorla güzellik olmaz Yasin Ağa. Olana söyle, bir daha yaklaşmasın kızın yanına. Evlenmeyecekse ne diye duruyor peki çiftlikte? Gidecek yeri yok. Ne yapalım yani? Babasına geri gönderelim de öldürsün mü kızı? İyi ama abi. Ne sıfatla duracak burada? Ne zamana kadar? Çiftlikteki herkese bir sıfat bulmaya kalksaydık... ...sen de benim dışında kimse kalmazdı hemşire. Ben yatıyorum. İyi geceler. Gülizar, dayımın bu kıza meyde düşerse var ya... Düşerseymiş, düştü bile. Aha buraya kettiriyorum, Gülizar dediydi dersin. Ulan öyle bir şey olursa var ya... He, ne yapan? Ne mi yaparım? Erkeklik öldü mü kız, ha? Biz burada neciyiz? Geyik miyim lan ben, oyuncusu muyum? Gibi kendini nimetten sayıyor bir de. Güzel, benimle doğru konuş. Yemin ediyorum senin ağzını yüzünü hoşaf ederim ha. Doğru konuşuyorum işte. Yalan mı? Dayının yanında senin ne esamen okunuyor lan? Ne esamen mi okunur? Kız namus meselesi bu, namus. Gel dayım, istersen perişte olsun. Emre ne oldu? Korktuğumuz başımıza geldi. Yanlarına girdin mi? Girdim. Ne yapıyorlardı? Hiç. Baş başa oturuyorlardı çalışma odasında. İyisi, kız kalacakmış. Ramazan'a söyle. Bir daha kıza yanaşmasın dedi bey. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama abimi kandırmayı başardın.
Sakın zafer kazandım zannetme. Yalanlarınla, acındırma numaralarınla beni kandıramazsın. Bundan sonra bu çiftlikte seni çok zor günler bekliyor. Bey dedi ki bıçak kötü bir yere gelmemiş Allah'tan dedi. Talih'in yaver gitmiş Kemal abi. Talih'miş. Böyle talih düşman başına. Bak hapishanede bile rahat vermediler Kemal'ime. Ama biliyorum be. O güllü karısının babası yaptırdı bunu sana değil mi? Bilmiyorum. Ah be oğlum, bunda bilmeyecek ne var? Başka kimin seninle alıp veremediği var ki? Bilmiyorum dedim ya ana. Sen hala o kızı koruyorsun ha. Benim kimseyi koruduğum falan yok. Vakit tamam teyze. Çıkın artık. Günaydın. Günaydın. Gülünün tabağı yok mu? Gülizar tabak getir. Tabak dedim Gülizar. Otursana Güllü. Bundan sonra masaya Güllü için de bir tabak konacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Oğlum bardağını ver de çay dökeyim. Sana diyor. Sıkkın bir yerler inşallah. Ne oldu yine kız? Daha ne olacak? Bey kızı hava atacağım diye bana hizmetçi muamelesi yapıyor ya. Aman sana öyle gelmiştir. Bey o kızın nesine tenezzül edip de sana hava atacak ha? Senin de ağzından çıkanı kulağın duymuyor be seyyare.
Anne. Anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.